Ziyaretinizde hatırlarsanız ben 3 ana üniteden bahsetmiştim güçlendirme programımız evet. için. Biri menbaada sıraya direnç, geçirimsizlik perdesi imalatı, zeminin altında yapılacak olan. İkincisi membran kaplama, son olarak da kaya dolgu imalatıydı. O çalışmalarda bizler sondajla beraber zemindeki şartları check ede ilerleyerek sıraya direnç imalatımıza başladık. Bu füreze makinamız, hidrofüreze. Descender ünitemizle beraber burada zeminin altında geçirimsizlik perdesi su yolunu uzatmaya yönelik o imalatımıza başladık. Bu devam edecek. Üretim diğer ucuna kadar devam edecek zeminin altında. Bunun derinliği bizim katı projemizde 35 metre olarak projelendirilmişti. Dediğim gibi çek ede ede sondajlarla beraber alttaki yeraltı seviyesine baka baka devam ediyor çalışmalarımız eş zamanlı. Derinliğin arttırılması yönünde bir sonuç çıktı. Bu derinliğin 50 metreye kadar uzayacağı öngörümüz var. Kretle diğer kret başına kadar ama çeşitli kısımlarda, çeşitli derinlikler şeklinde ilerleyecek. Çünkü ısınma boyunu uzatacak. Tabii zemin heterojen olduğu için buradaki yeraltı su seviyesi geçirimlilik değeri biraz daha yan tarafta daha farklı. Ama sonuç itibariyle 50 metre civarında bir derinlikte biz bu imalatı yapacağız. Burada bizim birinci önceliğimiz dediğim gibi bu imalatı tamamlamak. Bu imalat zeminin altında olmakla beraber bu platformları teşkil etmemiz gerekiyor başkanım. Bu makinenin düz bir satığa ihtiyacı var. Bunlar yapıldıkça yıkılarak makineye aşağı gelip tekrar bu üniteleri oluşturma şartlarını oluşturmamız lazım. Bu bentonit dediğimiz içinde bir kil var. Evet. O plastik betonu oluşturuyor. Kilin malum geçirimsizlik özelliği var. Devamlı buradaki descender ünitemiz burayı besleyecek ve o kil duvar teşkil edilecek. Bundan yetmeyecek bir tane daha bu 56 kotunda, 85 kotunda da bir tane olacak. Diğer makineyi de o besleyecek. Burada genel durumumuz bu şekilde başkanım. Gösterdiğiniz işle ilgili bir takvim var mı? En azından yola çıkılmış yani. Çıkılmış tarafını soruyorum yani. Şöyle başkanım bu çünkü bu önemli muhtemelen bir başlangıç yani. Bu bir başlangıç bitiş durumu da yok. Diğer imalatlar bunun bitmesini de beklemeyecek. Ha, devam hemen arkasında geçilecek membranla yani. Tabii bizim bu imalatımız arasında topuk plağı dediğimiz bir imalatımız var. Slurry trench geçirimsizlik perdesini tamamladığımız yerde hemen onun iz düşümünde olan duvar ve aradaki topuk plağı bağlantısını, o iki geçirimsizliği birleştirmemiz de lazım. O imalata geçebilme şartlarımız var. Fakat dediğim gibi bunun barajın genel imalatı boyunca süreceğini de öngörebiliriz. Kolay bir imalat değil. Dediğim derinlikte makinenin onu teşkil etmesi. Yani aylar sürecek bir iş bu sonuç itibariyle. Evet, başkanım, bu descender ünitemiz burası. Bir tane de bu arada teşkil edeceğiz. Gelecek. Bu kılavuz betonları, o hizayı görüyorsunuz. Kılavuz evet. betonu onlar. O hizalı bir çalışma olabilmesi için gerekli. O hiza bizim slurry trench hizamız olacak. Devam eden süreçte. Tabii şehirde aşağı indiği için belki... Yani su tutma şeyi bu aslında. Yani bu hattan aşağı doğru tabii, yapıyorsunuz. Tabii. Ana kayamız bu. Evet. Su zemin altında. İşte en üst seviyeye kadar kesilmiş olacak. Buradan da topuk plağıyla bağlantı gelecek. Yapacağız. Oradan da membran yapacak. Membran o plağa devam edecek herhalde. Plağın içerisinde aynı bizim normal konut veya üst yapı inşaatlarındaki gibi bindirmeyle beraber bir zafiyet yaratmayacak şekilde bağlanacak topuk. Plağın esprisi de biraz o. Bu tarz membran uygulaması anladığım kadarıyla bu çapta büyük gövdelerde de uygulanmış bir membran değil mi? Yani hani ilk uygulanmış ama çok spesifik bir imalat. Onun esnekliği, kalitesi, bir kalınlığı, şey yani onun başlı başına bir projesi ve tasarımı var. Şu malzemeyi getireyim şuraya koyayım gibi değil. Uygulama biçimi, soketlenme sistematiği, başlı başına bir şey. Projeye gerekiyor onun için. Firma onu çalışıyor şu an zaten. Sırası geldiğinde hazır olacak. Dilatasyon değil değil mi? Yani kurum olarak kurumunuzla omuz omuzayız onu bilin yani. Kol kolayız.
Başka hiçbir şeyimiz yok. Genel müdür. Benim tek merakım, ha burası su tutacak. Şu tarihte de İstanbul aslında neredeyse 30 küsür yıldır beklediği, Melen konuşuluyor çünkü 30 küsür yıldır konuşuluyor. Evet. Beklediği şu tarihte kavuşmuş olacak. İstanbul için güzel bir müjde bu. Tabii, tabii. Bunu verebilmek önemli. Derdimiz o. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi ödenek noktasında, teknik destek, teknik kapasite noktasında bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Görüyoruz. Zamanında o sürecin farkındalığı arttı. Bir anda baştan da onu görüyoruz. Demek ki bu inşallah başarılacak. Peki. İş programı önemli yani. Evet, bizim evet. Açımızdan. Doğru. Kolay gelsin sizlere de. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Proje müdürümüz evet. Melih Bey. Evet. En önemli sorumluluk sizde. Evet efendim, farkındayız. Tabii ki denetim burada ama artık iş sizde yani. Yani mesele önemli. Yani neredeyse 16 milyon insanın can kaynağının teminatı olacak işi yapıyorsunuz. Tarihi bir iş. Firmanıza da size de başarılar diliyorum yani. Bugün Melen'deyiz. Melen'i ziyaretimizin amacı malumunuz buradaki barajın İstanbul'un gerçekten kritik olan su sorununu kesin bir çözüme kavuşturması. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Melen'i ziyaret ettiğimde belediye başkanı olduğumdan birkaç ay sonra gelişimde gördük ki burada kritik bazı sorunlar vardı ve ne yazık ki bazı çatlaklar söz konusuydu ve yeni bir sürece ihtiyacı vardı barajın ve barajın o şekliyle hizmete açılamayacağı tedbiri alınması gerekliliği bir rapora dayandırılmıştı. Sonra biz burada süreci hükümetle ve Türkiye ile paylaştıktan sonra malumunuz bir ihale süreci, daha doğrusu yatırım planına alındı ve ardından ihale süreci başlatıldı. Sanıyorum 2020'nin Şubat ayındaydı ihalesi. 2020'nin Şubat ayında ihalesi yapıldı ve yüklenici firmayla beraber sürece başlattılar. Tarım Bakanlığı'nı ziyaret ettim ve ardından karşılıklı istişareyle sürecin yönetilmesi doğru olur kanaati karşılıklı kabul edildi. Ve o günden bugüne de DSİ ile İSKİ arasında bir iletişim bağı kuruldu. Bugün burada değerli DSİ Bölge Müdürümüzün de bizi ağırlamasıyla bence çok değerli, güzel bilgiler elde ettik. Şu an benim gördüğüm kadarıyla barajda 4 ana hususta çalışma sürdürülüyor ya da sürdürülecek. Bunlardan bir tanesi barajın özellikle su geçirimsizliğini gövde öncesinde sağlayan bir çalışma. İkincisi gövdenin tümden membranla kaplanarak su geçirimsizliğinin gövdede çatlakların yarattığı sürecin bertaraf edilmesiyle ilgili bir çalışma. Yine kaya dolguyla çıkış tarafında bir güçlendirme ile beraber kaya dolguyla sürecin desteklenmesi ve bu gövdenin altında da zemin güçlendirilmesi diye 4 ana husustan 4 farklı işlemden bahsedildi. Bunlarla ilgili tabii yoğun bir süreç işleyecek. Çalışmalar sürüyor. Bölge müdürümüzden şunu arzu ettik. Dedik ki yani en azından bu yaz içerisinde bir nevi biraz yol yürünsün. Şantiye koşulları, zemin koşulları ortaya çıksın. Bu yaz içerisinde süreci net olarak kamuoyuyla paylaşırsanız belki ucunda ufak tefek yanılgılar olabilir ama en azından bu bizim için ve İstanbul için değerli bir bilgi olacaktır. Zira bu buradaki barajın bitmesiyle beraber İstanbul'a nakledilecek suyla alakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İSKİ kurumumuza da ait iş ve işlemler var. Bu bağlamda biz de kendi programımızı yaparız diye fikrimizi ilettik. Sanıyorum Devlet Su İşleri de bu konuda hem kurumumuzu hem kamuoyunu iş programı açısından en yakın zamanda bilgilendirecektir. Bu 4 kavramla yürünen teknik işlemleri de yine bu istişareyle beraber İSKİ tarafındaki teknik arkadaşlar da inceleyecektir. Fikirlerini yine Devlet Su İşleri ile paylaşmaya devam edecektir. Şimdi tabii bizim bu işimizin
yürüdüğü esnada başka bir sürecimiz daha var ki onunla ilgili de içeride yetkili arkadaşlarımız bize bilgi verdiler. Hem de bugün bize katılımcı olarak eşlik eden başta Düzce ve Sakarya siyasi parti temsilcileri ve bazı ziyaretçilerimize de aktarıldığı üzere burada İSKİ'nin de başka hizmetleri var. Özellikle havzayı koruyan, bütün atık suları toplayan kolektörlerle baraja tek bir damlasının dahi akmayacağı bir biçimde sonraki safhaya aktaran tünellerin de yapımı içinde olmak üzere ciddi bir yatırımın içerisindeyiz. Belki de 300 milyon lirayı aşacak bir yatırım yapıyoruz. Tünellerle beraber bu 500 milyon lirayı buluyor. Böylesi bir yatırımın da içindeyiz. Biz süreçleri başlattık, hızla devam ediyoruz. Bir hizmet binamızı yapıyoruz. Daha tabiri caizse burada yerleşiyoruz. Ve buradaki İSKİ'nin faaliyetleri İstanbul için çok kıymetli olacak. Yani temiz bir havza elde etmek ve hatta bu anlamda çevre köylerin, çevre belediyelerin de bazı atık sularını bu kolektörlere aktarmalarıyla onlara da çevre adına bir katkı sunma zeminini hazırlamış olacağız. Aynı zamanda burada başta yakındaki Kocaeli olmak üzere birçok çevredeki yerleşim alanlarında hem burada konumlanacak olan merkezimizin hem barajımızda oluşacak olan tesisimizin iş ve istihdamı ile ilgili de yine bu bölgeden insanların çalışması ve iş bulması konusunda da taahhüdümüzde bulunduk. Onu da İSKİ kurumumuz o kapsamda takip edecek. Bu bölgenin insanları buradan ekmek yesin. Tabii buradaki temel duruşumuz ihtiyaç olduğu kadar. Bunu zaman belirleyecek. Umarım bir an önce inşaat biter. Umarım bir an önce su dolmaya başlar barajımıza. İSKİ de işlemlerini bitirir ve bu tesisimizin böyle de bir çevreye faydası olur diye ifade etmek isterim. Dediğim gibi çok faydalı, verimli bir melenge esisi olmuştur. Günün sonunda şu an yolculuk devam ediyor. Yakın zamanda DSE'nin iş bitim tarihini açıklamasıyla da sanırım biz artık önümüzde daha fazla riskli gördüğümüz melen öncesi ne kadar vakit kaldığı da öğrenmiş olacağız. Başarılar diliyorum bütün arkadaşlarımıza.